Merhaba satranç severler. Günün oyununa hemen bakalım. Beyazlar Zoya Schilling, siyahlar Natalija Pogonina. Hemen oyunumuza geçelim. D4, at F6, C4 ve E6 değil mi? At çıkıldı ve merkez kareye D5 gelindi. Merkez kare üzerinde değil mi? Söz sahibi olunmak için. Ve diğer atı da çıkıyor. Zoya. Pogonina siyahta giden filmi çıktı değil mi? Kısa rok hazırlıyor. Ata bir baskı. Ata baskı kurduktan sonra Pogonina diyor ki fili rahatsız edeyim. Rahatsız edince de gene vazgeçmiyor attan ve hemen kısa rokunu yapıyor. Ben de diyor hazırlığımı yapayım. Zoya beyaza giden filmi çıkayım diyor. Evet. Beyaza giden filmi çıktı. Kısa rok yapacak muhtemelen. Bakın burada Pogonina geleceği düşünerek biliyorsunuz Vezir Gambit'in açılışında kabul edilmeyen Vezir Gambit açılışı zaten bu değil mi? Siyah savunma yaptığı zaman genelde beyazda giden filin sıkıntısı oluyordu. Pogonina bunu böyle çözüm yapıyor. Geleceği düşünerek uzun çapraza yerleşiyor. Evet. Şimdi de kısa rokunu yaptı. Zoya bakalım. Gelişmemiş tek taşı ne? Burada at. At da geliştikten sonra şimdi merkezin parçalamaya yönelik C5 hamlesi. Bakalım ne olacak. Filimizi gelmiştik zaten diyor. Ve D1'e kaleye geliyor. Kale vezire göz dikti gördüğünüz gibi. Ben de diyor şu siyah fili değişeyim. Ben değişmem diyor Zoya. Ben de o zaman diyor C hattı açılırsa vezir oradan gelirim diyor. Gördüğünüz gibi Zoya da kalesini C1'e gidiyor. Hala vezire göz dikmiş durumda. Değişince at fili kırıyor bakın. Ve H hattı yarı açık hat oldu değil mi? Bir piyon var. Hiç piyon olmasaydı tamamen açık hat olacaktı. Evet. At manevrasına devam ediyor Pogonina. Nereye bakıyor? E4'e değil mi? Aynı zamanda piyon da tutmuş oldu. Zoya diyor ki bizim de diyor atımız var. Biz de boş değiliz diyor ve o da atını merkezi kareye yani E5'e getiriyor. Biliyorsunuz merkezde bütün taşlar çok etkindir. O yüzden merkez çok önemlidir. Bunu satranç oyuncularının hepsi bilir. Bilmeyen de var mı? Ona da öğretirler. Evet. Bilmeyene de merkez karelerin önemini öğretirler. Anladınız siz onu. Evet, vezir istendi. Vezir kaçıldı. At yeri gelince tekrardan merkez kareye oturdu at. Evet, daha fazla gelmesin diyor. Filleri değişelim diyor. Pogonina. Benim diyor, orada diyor sıkıntılı bir piyonum vardı diyor. Double piyon değil mi? Double piyon. Double piyon, piyon zayıflıkları. Evet. Önemli bir konu. Çok detaylı. Bilginin fazlası zarar değildir arkadaşlar, biliyorsunuz. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Anladınız siz onu. Evet. Ben dedi vezirle alacağım dedi. Piyonla almayacağım dedi. Evet. Kabuldü. Ve F erinde sürdü. Şahın ne yapacak? Şahın etrafındaki piyonları parçalamaya yönelik hareketler yapacak. Atları da değişelim dedi. Yok dedi. Evet. Kale asansöre bindi. Düğmeye bastı ve doğru şaha doğru yöneliyor. Dikkat edin. Alınınca da bakın burada ne yapmış oldu? Vezire bir baskı yapmış oldu. Piyon açmaz da şah
Bakın açmazdı. Rahatsız oluyorum ben diyor Zoya. Kaçıyor hemen. İsteyince de alındı. Şimdi E hattına da E1'e de kaleye gelerek orada bir takım operasyonel faaliyetlere girişecek. Bakalım başarılı olabilecek mi? Kalenin 7. yataya gelmesi önemli bir taktik temadır. Evet. Ve başladı temizlemeye piyonlarını ve Zoya da yavaş yavaş şaha doğru ilerliyor. Bakalım ne olacak. Gel diyor veziri değişelim. Aldık, kabul ettik. Evet, burada piyonla alınca alamıyor değil mi? Bakın. Alamıyor. Diyor ki ben şah dedim. Kabul ettim dedi. Alınca da evet, alınca da şah ve ikinci geçerlere doğru gidiyorum diyor. Evet, ben de diyor buradan mat yapacağım diyor. Şah, bu beklenmedik bir durumdu. Şah, at çıktı ve şah. Evet. Değil mi? Yedinci yataya geldi ve at çıktı. Evet, genelde biz hep vezir çıkarız değil mi? Evet, çünkü vezir dururken kimse başka taşa bakmaz. Ama hangi taşlar çıkılabilir? Yeri gelmişken konuşalım. Vezir, kale, fil ve at. Evet. Piyon zaten çıkmanın bir anlamı yok. Zaten piyon. Ve bir tahtada bir tek şah olur. Şah da çıkmaz değil mi? Evet. Zoya dedi ki ben at çıktım ve şah dedim. Şah zaten H bloklanmış durumda. H'den geçemiyor başka yere. Niye? G3'te Zoya'nın kalesi var. Kesiyor değil mi G hattını? Evet. Şimdi de ilerleyince diğer hattan da şah geldi. Bak. Diğer hattan da şah geldi. Şimdi bir şah da kaleden geldi. Bakalım ne olacak? Şimdi ne olacak? Çünkü burada bakın şah geriye gidemiyor. G hattına çıkamıyor. Mecburen şaha yaklaşacak. Şaha yaklaşınca da diğer hatta şah ve mat. Evet. Bakın çok güzel bir mat ağı kurulmuş. Bunu görmeseydi orada at çıkmazdı değil mi? Buna ne diyorlar İngilizler? Dream it, do it. Yani hayal et ve gerçekleştir. Evet, kulakları çınlasın. Yeğenim Coşkun da böyle yapıyor. Dream it, do it diyor ve olayı bitiriyor. Buradan ona da selamlar. Teşekkürler.